Herkese merhaba, ben Yağmur. Yeni Nesil'e hoş geldiniz. Marvel'ın en merak edilen filmlerinden bir tanesi olan Doctor Strange nihayet Cuma günü vizyonlara girdi. Ve uluslararası alanda ise rekor hasılatla açılış yaptı. Ancak karakter ne Thor ne Iron Man kadar ön planda olan bir karakter değildi bunca zaman. Yani en azından bizim için. Ve karakter hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. O zaman Doctor Strange'in en az bilinen özelliklerine size bahsetsem, hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Doctor Strange 1963 yılında ortaya çıkmış. Steve Ditko tarafından yaratılan karakterin adı ilk başta Mr. Strange'miş. Görüntü itibariyle o dönemlerin korku film yıldızı olan Vincent Price'den etkileniliyor ama karakter özelliklerini ise Shaun the Magician'dan alıyor. And you are? Wow. Just one? Like Adele? Doctor Strange'in en bilinen ünvanı Sorcerer Supreme, yani üstün büyücü. Ancak bu ünvana sahip tek kişi o değil. Filmlerde gördüğümüz Agamotto da o ünvana sahip birisiymiş. Hatta alternatif evrenlerin bazılarında Doctor Doom ve Tony Stark da bu ünvanı alıyor. Doctor Strange gerçek bir yer olan Greenwich Village'de yaşıyormuş. Hatta New York yolunuz düşerse adresini de veriyorum. Yazın 117A Bleecker Street adresine gidebilirsiniz. Hatta Doctor Strange'in anonsu Sanctum Sanctorum gerçek bir apartmanda bulunuyormuş. Son yıllarda popüler kültürde hayli bir yer edinmiş olan Illuminati biliyorsunuz. Marvel'ın da böyle bir versiyonu varmış. Hatta Doctor Strange bu Marvel versiyonu Illuminati grubunun bir üyesiymiş. Burada mistik güçlere sahip insanları Doctor Strange yönetiyormuş. Doctor Strange 1969 yılında bir seride kısa bir süreliğine bir maske takma macerası yaşamış. Ancak Red Skull'a benzerliğiyle dikkat çekince kısa bir zaman sonra maskeyi çıkartmak durumunda kalmışlar. Çok yakında Netflix'te izleyeceğimiz The Defenders grubunu aslında çizgi roman evreninde Doctor Strange kurmuş. Yani bu diziye ne kadar yansır yansımaz onu bilemem ama büyük ihtimalle yansımayacak. Bu da çok ilginç bir bilgi. Marvel sinema evreninde mistik güçlere sahip karakterlerden bir tanesi de Scarlet Witch. Ve çizgi romanlarda bir dönem aslında Doctor Strange tarafından eğitilmiş. Doctor Strange'in devam filmlerinde aslında karakteri de göreceğimiz konuşuluyor. Zaten Avengers Infinity War'da da ikiliyi bir arada göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ünlü İngiliz grubu Pink Floyd, A Sourceful of Secrets adındaki albümünde Doctor Strange çok fazla ilham olmuş. Hatta albüm kapağının fotoğrafını ise Doctor Strange'in çizgi romanlarındaki bir sahne ilham alınarak tasarlanmış. Yani baktığınız zaman da bayağı bir benzerlik var. Bu söyleyeceğim ise Doctor Strange'in sıkı hayranlarını bir hayli üzecek. Çünkü bizim hiçbir zaman okuyamayacağımız bir Doctor Strange serisi varmış. Steve Ditko bunu çok az kişiyle paylaşmış. Hatta Marvel o kadar fazla ısrar etmesine rağmen Steve Ditko bunu yayınlamaya pek hevesli değil maalesef. Şu anki izlediğimiz Doctor Strange filmi aslında ilk uzun metrajlı film. Ancak 1978 yılında CBC kanalında Doctor Strange'in bir TV filmi çekilmiş. Ancak başarılı olamamış. Eğer başarılı olsaydı uzun soluklu bir TV filmi çekilecekmiş. Olmamış. Yapacak bir şey yok. Doctor Strange filmi için başrol olarak ilk tercih her zaman Benedict Cumberbatch olmuş. Ancak tiyatro oyunları nedeni ise rolü ilk kez reddetmiş ve
Bunun üzerine de birçok isimle görüşülmüş. Bunlardan Ryan Gosling, Jared Leto, Viggo Mortensen, ondan sonra Cassilis'a gene hayat veren Matt Mikkelsen, yani namı değer Hannibal, hatta Johnny Depp bile düşünülmüş. Benedict Cumberbatch olmazsa bile en yakın isim ise Jaqen Phoenix'miş. 3 ay boyunca Phoenix'te görüşmeler yapılmış ancak bir sonucu varılamamış. Daha sonra Benedict Cumberbatch'te kesinlikle karar kılınmış. Hatta filmin çekim şartları bile Benedict Cumberbatch'e uygun hale getirilmiş. O yüzden filmi biz sonbaharda izledik. Aslında yazın izleyecekmişiz. Doctor Strange filmi üzerinde tam 30 yıl çalışılmış. Gerçekten bunu çok dramatik bir şekilde söyledim ama 30 yıl ne demek? Stan Lee üzerinde daha sonrasında çalışmış ve sonunda film yapılmış. Yönetmeni Scott Derrickson ise filmi teknik detaylarla boğmak istememiş. Aslında biz bunu Suicide Squad'da gördük ve hüsrana da uğradık. Bence de çok güzel yapmış. Filmi daha çok fantastik öğelerle doldurmak istemiş. Hatta bunun için Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter ve Fantasya'nın sihirli dünyasından ilham almış. Doctor Strange'in en az bilinen 12 gerçeği söyleyebilirim. Bu kadardı. My master is dead and you will soon follow. Benim videom bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bana sormak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz varsa beni sosyal medyalardan da, daha doğrusu sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Ve mail adresimi de aşağıda bulabilirsiniz. Oradan da benimle irtibata geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. This was a mistake.